ABE ve BDC dik üçgen. AE BD'ye dik, BD DC'ye dik ve AB BC'ye dik olarak verilmiş. AB eşittir BC, AD 17 cm ve ED 8 cm olduğuna göre DCX kaç cm'dir diye soruluyor. Burada arkadaşlar ABE ile DBC dik üçgenleri eş dik üçgenlerdir. Çünkü bu açı alfa, buradaki açı beta alınırsa alfa artı beta 90 derecedir. B açısı 90 derece olduğu için bu açı alfa. Dolayısıyla DBC dik üçgeninde buradaki açı beta olacaktır. Alfa artı beta 90, 90 daha 180. Bu dik üçgenlerin açıları eşit ve her birinin de 90 derecenin karşısındaki uzunluklar, hipotenüsler eşit uzunlukta olduğu için biz ABE üçgeni eşittir BCD üçgeni yazabiliriz. ABE üçgeni ile BCD üçgenini eş olarak yazabiliriz. Bu eşliğe göre DBC üçgeninde alfanın karşısında x varsa diğerinde de alfanın karşısında x olacaktır. Burada beta'nın karşısında x artı 8 varsa diğerinde de beta'nın karşısında x artı 8 santimetre olacaktır. O halde AED dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla AE uzunluğu 15 santimetre bulunur. X artı 8 15 ise x buradan 7 santimetre olur. Cevabımız C seçeneğidir. Şekilde BAC ve DEC birer dik üçgen. BA AC'ye dik, DE AC'ye dik. BC DC'ye eşit olarak verilmiş. AB 8 ve DE 14 santimetre olduğuna göre BE eşittir x kaç santimetredir diye soruluyor. Buradaki DEC üçgeni ile ABE dik üçgeni eş dik üçgenlerdir. Çünkü buradaki açı alfa, buradaki açı beta alınırsa alfa artı beta 90 derecedir. DEC dik üçgeninde C açısı da 90 derece olduğu için buradaki açıya alfa kalır. O halde ABC dik üçgeninde de buradaki açı beta olur. Ve ABC dik üçgeninde alfanın karşısındaki uzunluk 8 cm ise diğer üçgende de alfanın karşısındaki uzunluk 8 cm olur. DEC dik üçgeninde betanın karşısı 14 cm ise bu üçgende de betanın karşısı yani AC uzunluğu 14 olacak. 14'ten 8 çıkarsa AE'ye 6 kalır. ABE dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla 6, 8, 10 yani BEX 10 cm'dir. Cevabımız A seçeneğidir. ABC ikizkenar üçgen AB AC'ye eşit. AB ile AC eşit olduğu için taban açıları eşit alınır. Her birine Y diyelim. BF DC'ye eşit verilmiş. BF'ye A dersek DC A olur. EB FC'ye eşit verilmiş. Buraya B dersek burası da B olur. EBF ile FCD üçgenlerinde B ile A arasında Y var. Burada da B ile A arasında Y açısı var. O halde bu üçgenler kenar açı kenar prensibine göre eşittir. Yani EBF üçgeni eşittir FCD üçgeni ile diyebiliriz. Bu eşliğe göre her ikisindeki Y açısının gördüğü kenarlar yani EF ile FD eşit uzunluktadır. Bu durumda E açısı da alfa olacaktır. Büyük üçgende tepe açısı 48 derece ise 2Y de burada var. 2Y artı 48 180 derece. 2Y artı 48 180. 2Y eşittir 132. Y eşittir 66 derece olur. Buradaki açıların her biri 66. Yine buradaki açıya N dersek A'nın karşısına. Buradaki A'nın karşısı N. Buradaki B'nin karşısına K dersek buradaki B'nin karşısı K olacak. K artı N bu üçgende K artı N artı 66 180 olduğu için K artı N 114 derece bulunur. K ile N'nin toplamı 114 derece ise buradaki açıya ne kalacaktır? 180 eksi 114 66 derece kalır. O halde 2 alfa ile 66'nın toplamı 180 derecedir. Buradan 2 alfa 114, alfa 57 derece bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. ABC eşkenar üçgeninde AE BC'ye paralel verilmiş. Burası buraya paralel. AE DC'ye eşit ve ABD açısı 22 derece. Yukarıdaki verilere göre AEC alfa kaç derecedir diye soruluyor. Burada eşkenar üçgenimizin açıları 60'ar derecedir. Bu açıların her birine 60 yazıyorum.
60'tan 22 çıkarsa buradaki açı 38 derecedir. Dolayısıyla 3. açıya 60 artı 38, 98. Buraya da 82 derece kalır. Yine AE ile BC birbirine paralel olduğu için buradaki açı da 60 derece olur. Kenar uzunluklarına baktığımızda burası A ise burası A, şu uzunluğa B dersek eşkenar üçgenin kenarları A artı B, bu kenar A artı B, bu kenar da A artı B'dir. Dikkat edersek DBC üçgeninde 60 derecenin kolları birisi A birim, birisi de A artı B birim. Yine EAC üçgeninde de 60 derecenin kolları birisi A birim, diğeri A artı B birim. Buna göre EAC üçgeni, EAC üçgeni eştir. Hangi üçgenle? Buradaki DCB üçgeniyle. Bu eşliğe göre AEC açısı, AEC açısı eşit olur CDB açısına. Burada AEC açısı alfa, diğerinde CDB açısı 82 derece. O halde alfa 82 derecedir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. ABC üçgeninde AD ve BE uzunlukları eşit. ABE açısı 50, AEB 110, EAC 30 ve ACD açısı 20 derece verilmiş. DCB alfa kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle AEB üçgeninde 110 ile 50'nin toplamı 160 derece olduğundan buradaki açıya 20 derece kalır. Bu açı 20 derecedir. Açının tamamı 20 artı 30'dan 50 derece bulunur. Bu açı 50 derece, buradaki açı 20 derece ise 50, 20 daha 70, buradaki açıya 110 derece kalır. Dikkat edersek BEA üçgeni ile DAC üçgeninin açıları aynı arkadaşlar. Her birinde 110 derece, 50 derece ve 20 derecelik açılar var. Yine her iki üçgende 20 derecenin karşısındaki AD ile diğer üçgendeki 20 derecenin karşısındaki BE eşit. Bu durumda bu üçgenler açı kenar açı prensibine göre eş üçgenlerdir. Bu eşliği nasıl yazabiliriz? BEA üçgeni eştir ACD üçgenine. B'den E'ye gittiğimize göre 50'den 110'a, 50'den 110'a ADC üçgeni. ADC üçgeni şeklinde yazabiliriz. Bu durumda arkadaşlar bu üçgenlerde 110 derecenin karşısı birinde AB, diğerinde 110 derecenin karşısı AC olduğundan büyük üçgen bir ikizkenar üçgendir. Çünkü bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. O halde tepe açısı 50 derece olduğu için taban açıları 65'er derece olacak. 65 eksi 20'den alfa 45 derece bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre bu üçgenlerin en küçük iç açılarının ölçüleri kaçar derecedir? Alfa diyelim burası alfa, beta diyelim burası beta. Paralel oldukları için yöndeş açıdan burası beta. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. 2 beta 130, beta eşittir 65 derece, alfa 90 eksi 65'ten 25 derece. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre EC uzunluğu x kaç santimetredir? Şu şekilde ABC dik üçgenini oluşturalım. B açısı 90 derece AC. F noktası alalım. 90 derece D diyelim, E diyelim. 3 verilmiş, burası 4. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Alfa, beta, burası alfa, beta, beta. Görüldüğü üzere bu üçgende alfanın gördüğü eşit olduğu için iki üçgen eş üçgen. AA dersek 4 artı A, 4 artı A burası 4 olur. 3, 4, 5. 90'ın gördüğü 5. 90'ın gördüğü X. Beta'nın gördüğü 4, beta'nın gördüğü 4. İki üçgen eş üçgen. X eşittir 5 olur. Doğru cevap A seçeneği. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimli kağıtta AB AC'ye eşit, BH HC'ye ve
ABC açısı 65 dereceye eşittir. Bu kağıt AH boyunca kesildikten sonra ABH üçgeni H köşesi etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürülerek şekil 2 oluşturuluyor. Yani buradaki üçgeni sağa doğru 90 derece döndürdüğümüzde böyle bir dik üçgen elde ediliyor. Buna göre AK, A üssü X kaç derecedir diye sorulmuş. Burada AH simetri ekseni olduğundan, çünkü ikizkenar üçgende BH ile HC eşitse AH simetri eksenidir. Burası açıortaydır. Bu açıların her biri açıları hesaplarsak 25'er derece bulunur. Çünkü 65, 25 daha 90, 90 daha 180 olur. Bu üçgen döndüğü zaman burası 25 derece, burası 65 derecedir. Önceki AHC üçgenimizde yine burası 25, burası 65 derecedir. 65'ten 25 çıktığında buradaki açının 40 derece olduğu görülür. X artı 40, 180 olduğu için X 140 derecedir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Buna göre ABC açısının ölçüsü X kaç derecedir? AC'yi birleştirelim. Dik üçgen oluşturalım. 2'ye 5. Dik üçgen oluşturalım. 2'ye 5. İki üçgen eş üçgendir. Alfa diyelim. Beta. Alfa, beta toplamı 90. Eşit eşit. İkizkenar dik üçgen olur. X 45 derece. Doğru cevap C seçeneği.